Gelelim isnadın çeşitlerine. Şimdi isnadın çeşitlerinde başta âli isnad ve nazil isnad, bunu konuşalım. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eden sahabiler, şöyle bir sahabi, ondan sonra ondan rivayet eden bir tabiin, ondan rivayet eden bir başka ravi. Evet, böyle çizelim. Şimdi biz buradayız ve bu raviden hadis alma imkanımız var. Ama şöyle düşünün, bu ravi şu anda Mısır'da. Ve biz bu hadisi almak istiyoruz. Biz de Medine'deyiz. Bir arkadaşımız gitti, bu raviden hadisi aldı. Ve geldi, bize rivayet etmek istiyor. Eğer alırsak, arkadaşımız burada olacak, biz de onun altına sıralanacağız. Buna gönlümüz razı olur mu? Hoca henüz hayatta. Gidip direkt ondan almak varken niye araya arkadaşımızı sokalım? İşte bu bahse konu âli isnat ve nazil isnadın mevzudur. Şimdi biz diyelim ki üşendik ve Mısır'a gidip bu rivayeti henüz hayatta bulunan bu hadis hocasından, ki onlara şeyh diyoruz, almaktansa arkadaşımızdan aldık. Bu arkadaşımız olsun. Biz de onun altına sıralandık. Bu arkadaşımız da tabii bir ravi oldu bizim üstümüzde. Burada da biziz. Biz de bir raviyiz. Şimdi hadis normalde bundan daha kısa olacaktı bizim isnadımız. Yani bizim üzerimizde 1, 2, 3, 4 kişi var. Bizimle Hazreti Peygamber arasında bu biziz. Aslında gidip hayattayken bu hocadan alabilirdik. Henüz daha hayatta 3 gün 5 gün derken aradan 1-2 sene geçti ve bu hoca vefat etti. Artık ondan alma şansımız kalmadı. Bizim gibi, bizim akranımız olan bir ravi burada bizim hocamız olarak yer aldı. Bizim bu isnadımıza nazil isnad deniyor. Manası düşük isnad demek. Nazil isnad. Şimdi bu arkadaşımızla aynı şehirdeyiz. Öğrenciler geliyorlar. Bu hadisi bizden almıyorlar. Gidip ondan alıyorlar. Çünkü bundan aldıkları zaman bakıyorlar ki 3 kişi var hocadan sonrasında. Bizden aldıkları zaman bakıyorlar ki 4 kişi var. Bu hoca zaten hayatta diyorlar. Gidip ondan alıyorlar hadisi. Şimdi neden ondan alıyorlar? Çünkü bu hocanın isnadı âli isnad, bizim isnadımız nazil isnad. Şu dönem itibariyle arada normalde 3 kişi olması gerekirken biz araya üşengeçliğimizden ötürü bir ravi daha sokmuşuz. 4 kişiye çıkmış. O yüzden bizim isnadımız nazil. Ama arkadaşımızın isnadı âli isnad. Dolayısıyla âli isnad arada daha az ravinin olduğu, nazil isnadsa gereksiz ravinin araya girdiği bir isnad biçimidir. Bu anlattığımız şekliyle olay bu şekilde. Eğer bu arkadaşımızdan öğrenciler geldiler, hadisleri hep ondan aldılar, bizden almadılar. Çünkü biz onlara gereksiz şekilde isnatlarını uzatıyoruz. Nazil isnat rağbet görmez. Âli isnat rağbet görür. Bu talebenin seçiciliği. Şimdi bir hoca hadis coğrafyasını, ki başta Yarımada olmak üzere ilim merkezlerinin, işte Küfe, Şam, Basra, Mısır, Bağdat, ondan sonra İskenderiye, İbn-i Hibban'ın dediği gibi ta şeyden başlayan, İspicap'tan başlayan İskenderiye'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada 2000'e yakın hocayı gezip dolaştığını söylüyor. Şimdi eğer bir hadis hocası yolculuğa çıkıyorsa, bunun temel maksadı başka şehirdeki hocanın yanına varıp hadisi daha kısa bir isnatla ondan almak. Yoksa kendi tarafında muhtemelen kendi şehrinde o hadisleri gidip dolaşıp almış kimseler vardır, gelmişlerdir. 2000 hocayı dolaşmış İbn-i Hibban mesela. Aynı zamanda yaşadığınızı düşünün. Sizin de gidip dolaşıp hocaları, hadisleri almak varken İbn-i Hibban'dan oturup bütün onun hadislerini kendisinden alsanız ne olur? Sizin isnadınız nazil isnad olur. Ve öğrenciler sizden değil, gidip hocalardan alırlar. Zaman sonra da sizi tercih etmezler. O sebeple bu şöyle bir neticeye de yol açıyor. Siz gezdiniz, dolaştınız, yaşınız 40-50, hadisleri de topladınız. Geldiğiniz şehrinizde oturuyorsunuz. Ama öğrenciler henüz size gelmiyor. Çünkü henüz daha hocalarınız hayatta duruyor. Sizden ne zaman gelir hadis alırlar? Zaman geçecek. Sizin hocalarınız tek tek artık hayattan ayrılacaklar, vefat edecekler. Ve siz artık o hadisleri alabilecekleri yegane kaynağa dönüşeceksiniz. Siz ve sizin gibiler aradaki daha yüksekten rivayet alma imkanı bulamayacak öğrenciler ve gelip sizden alacaklar. Ama siz 50-55 böyle beklediniz, 60'ınızda vefat ettiniz. Öğrencilere hadis aktaramadan, hadis zincirlerine giremeden vefat ettiniz. Sizin gibi olup da 70-75 yaşlarını gören arkadaşlarınız, hocaları vefat ettikten sonra artık öğrencilerle buluşabilir bir hale geldiler. Dolayısıyla buna isnadın seçiciliği diyebiliriz. İsnad, en kestirme yolu kendisine seçer. Tıpkı elektrik devresindeki gibi kısa yolu seçer. Eğer şurada sizin gereksiz arada bir hocanız varsa sizden almaz bu hadisi. Bu hoca hayatta gider, direkt ondan alır. Dolayısıyla da bugün baktığımız zaman isnada hocaların yaşlarını hep belli bir yaşın üstünde görürüz. Yani 60, 70, 80, 90 hatta 100'e varan. Bazı müsteşrikler dediler ki bu nasıl bir şey? Hadis isnatlarındakilere bakıyoruz. Çoğunlukla hep yaşlı kimseler, yani hadisle iştigal eden, uğraşan kimsenin ömrü mü uzuyor yoksa? Hayır, uzamıyor. Benzeri hocalar vardı, hadis hocaları. Kısa ömürlü olanlar hiç isnada giremediler. Çünkü hocaları henüz ölmediği için öğrenciler onlardan hadis alıp onları isnada sokmadılar. Neden? Çünkü hiç kimse nazil isnat istemez. Herkes âli isnadın peşine koşar. Âli isnat ne demek? Ben bu şehre geldim. Bu hadisi bu kişi de anlatıyor. Aynı şehirde bu kişi de anlatıyor. Bundan alınca Hazreti Peygamber'e 4 kişiyle ulaşabiliyorum. Bu kişiden alırsam Hazreti Peygamber'le aramda 5 kişi olacak. O zaman bu hadis bu kişiden almayı tercih etmem. Bu kişiden alırım âli isnadım için. Dolayısıyla da isnadın bu seçiciliği öğrencilerin hep yaşlı hocaları arayıp bulmaları, o hocaların öğrencilerinden almamaları âli isnada olan rağbetten ötürüdür.